İran konusunda ABD'de bugünkü konu biliyorsunuz devrim muhafızlarının terörist örgüt statüsüne alınıp alınmayacağı. Bu daha önce de gündeme gelip Müslüman kardeşlerle kenara bırak, Müslüman kardeşlerle de. Yalnız tabii arada fark var yani devlet unsuru. Öte yandan zaten ABD dünyada 3 ülkeyi, bunlar Suriye, Sudan ve İran'ı terörizme destek veren ülke olarak sınıflandırmış durumda. Buna göre belli yaptırım uyguluyor. Hazine de zaten belirli yaptırımlar uyguluyor İran'a. Bunun ötesinde Dışişleri Bakanı ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından İran'ın resmi bir silahlı kuvveti olan devrim muhafızlarının terör örgütü sınıfına alınması neredeyse savaş ilanı gibi bir hareket ve bunun bir getirisi olmayacağını Obama döneminde o şekilde değerlendirilmişti. Şimdi bu yeniden bir siyaseten dillendiriliyor. Burada da Savunma Bakanı yine az evvel sözünü ettiğim deniz piyadesi olduğu için Orgeneral Mattis'in İran'a yaklaşımı 83'te Beyrut'taki işte deniz piyadesi kışlası diyelim bulundukları yerin bombalanıp orada işte 183'tü galiba kayıpla sonuçlanan tarihin en büyük ABD açısından, ABD tarihinde terör saldırılarından biriydi. O açıdan bir hani tabiri caizse bir kuyruk acısı var İran'a karşı ama siyasi gereklilikler çevresinde hareket edeceklerdir. Çünkü İran neticede IŞİD'e karşı mücadelede de dolaylı olarak Irak'ta özellikle Irak hükümeti üzerinden şeyde de tek bağlantılı olmasa da aynı yönde Suriye'de IŞİD'le mücadele eden ciddi unsurlardan biri.